Selamun Aleyküm. Camia TV'mizin kıymetli izleyicileri, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Ramazan İlmihali programımızın bir yenisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yine İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatımızın fetva sorumlusu Mehmet Hulusi Ünye hocamızla birlikte sizden gelen soruları inşallah cevaplandırmış olacağız. Ben soruları hocama arz edeceğim. Hocam da bizlere bu soruların cevaplarını aktaracak inşallah. Faydalı bir program olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Ve hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Tabii bu İlmihal programımızın vakti de kısıtlı olduğu için biz direkt gelen sorularla inşallah başlıyoruz. Ve oruçla alakalı inşallah hocam ben ilk sorumuzu sorayım. Oruçluyken anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Sorusuyla başlayalım inşallah hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullah hocam. Çok değerli Muhammed hocam. Bunlar sağlıkla ilgili kardeşlerimizin sıkça karşılaştıkları hususlar. Ramazan'ın önünde sonunda olması gerekmiyor yani. Ramazan bitinceye kadar hani diyebilir ki seyircilerimiz, ya Ramazan bitti gidiyor halen bunlar bunları konuşuyor diyebilirler. Bunlar vatandaşın karşılaştıkları şeyler. Bu sene de karşılaşırlar, gelecek senelerde de karşılaşırlar. Dolayısıyla fıkıh yaşayan bir ilim olması sebebiyle her an insana lazım olan bir şey. Nafile oruç tutanlar da olabilir mesela. Tabii. Ramazan ayı içerisinde de olabilir. Önemli şeyler bunlar. Bunları kardeşlerimiz demek ki ihtiyaç var ki soruyorlar yani. Dolayısıyla cevap vermek durumundayız bunlara. Anestezi, bayıltma işlemi biliyorsunuz. Suni olarak bayıltma sistemi. Bu nefes yoluyla olabilir. Ağzına bir ağızlık takıyorlar, oksijen gibi. Oksijen maksesi gibi bir şey. Yahut da iğne ile damardan vücuda verilmek suretiyle insan bayıltılıyor. Şimdi nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi mideye ulaşmıyor doktorların ifadesine göre. Mideye bir şey ulaşmıyor orada. Sadece bir işte hava gibi bir şey püskürtülüyor. Onunla birlikte insan uyuyor. Tabii bu sadece bayıltma işlemi. Bundan maksat yeme içme anlamı da taşımıyor bu. Mideye de herhangi bir şey gitmiyor. Ancak bazen bölgesel olarak ya da genel bir anestezide damar yolu açılabiliyor. Damar yolundan işte diyelim ki lokal olarak bir bölge oluşturuluyor. Orada bir çalışma yapılacak. Oraya ilaç verilebiliyor. Ya da yine genel manada uyutulacak. Damardan verilmek suretiyle ilacı insanı uyutabiliyorlar. Şimdi bölgesel ya da genel anestezide acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açıldığı için bu açıklık işlem süresince yani o iş yapılıncaya kadar serum vermek ya da ilaç kullanmak suretiyle yapılıyorsa bunlar orucu bozar. Bunlar orucu bozar. Her ne kadar gıda anlamı taşımasa da devam eden ve hastayı ayakta tutma, güç kuvvet veren bir bakıma, canlı tutmaya yarayan şeylerdir bunlar. Serum içerisinde çünkü hem bayıltıcı ya da baygınlığı devam ettirici şeyler olabilir, hem de besleyici şeyler olabilir. Dolayısıyla damardan verilen bu anestezi uygulaması orucu bozar. Ama normal ağızdan verildiği için
oruç bozulmaz. Çünkü ağızdan verildiği takdirde mideye giden bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla oruç bozulmaz. Ha, bu gibi durumlarda kardeşlerimiz kafaları illa da meşgul olmasın istiyorlarsa bu gibi zamanlarda oruca niyet etmeyebilirler. Eğer biliniyorsa yarın böyle bir amele gerçekleştirecek üstünde mesela böyle bir çalışma yapılacak. Bunu biliyorlarsa, daha önceden niyetlenmezlerse beyinleri, kafaları daha rahat eder. Sonradan oruçlarını kaza ederler. Ama dediğimiz gibi ağızdan verilen bir anestezi uygulamasında mideye herhangi bir şey gitmediği için, ilaç ya da gıda manası da olmadığı için orucu bozmaz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Bir diğer soru hocam. Kulak damlası kullanmak, kulağa bir işte tedavi amaçlı damla kullanımı ve kulağı yıkatma meselesi. Bunların durumu nasıl? Yani orucu bozuyor mu, bozmuyor mu? Bu da sorulan sorular arasında. Yine doktorlarımızın ifadesi, bildiğiniz gibi kulak işitme organı. Kulağın içerisinde bir zarlı bölge var. Bir zar var yani. Dışarıdan gelen herhangi bir saldırıyı iç kulağa geçirmemek için bir perde o. Hı hı. Bu sağlam olabilir, bazen de delinmiş olabilir. Bir şekilde arızalanmış ve delinmiştir. Şimdi kulağa gönderilen ilaçlar ya da su yıkama, mesela yıkıyorlar. Bir sıvı zerk ediyorlar içeriye. Hı hı. O sıvı ile kulağı temizliyorlar. Yahut da ilaç sıkıyorlar. Eğer kulakta zar bulunuyorsa, doktorlarımızın ifadesine göre, kulakta zar bulunuyorsa dışarıdan gelen o sıvıyı içeriye geçirmiyor. Evet, ilaç yavaş yavaş içeri hani etkitmeye başlıyor, tesir etmeye başlıyor ama su mesela içeriye geçmiyor. Evet. Normalde kulakla geniz arasında, yani mideye doğru giden yol arasında köprü var, yol var, kanal var orada. Yani oradan bir şey geçtiği zaman orada mideye bir ulaşıyor. Kanal var. Hı hı. Zar olduğu sürece oraya sıvının gitmesi mümkün olmuyor. Hı hı. Ama diyelim ki vatandaşın kulak zarında delik var. Orası bir şekilde delinmiş. Hı hı. Perde ortadan kalkmış. O takdirde su da kulaktan aşağı boğaza doğru gidebilir. İlaç da kulaktan aşağıya boğaza doğru gidebilir. Ve olur ki mideye de bir şey gidebilir. Hı. Öyle bir bu gibi durumda yani hüküm değişir. Yani birinci şekilde, yani kulak zarı sağlamsa, onu nasıl bileceğiz hocam? Onu doktorlar bilirler. Yani normal bir vatandaş da herhalde bunu yani özel bir tedavi görmediyse yani, fark edemez bilemez, herhalde. Fark edemez. Ama o işte kulağa verilen o sıvılar, şunlar bunlar, kulak, burun, boğaz doktorları olduğu için onlar, hekimler onu bilirler. Yani patlaklık var mı? Onun çeşitli arızaları vardır. Duymayı engeller. İşte hemen kulağa bir şey gider gitmez ta içeriden hissedersiniz falan. Bu bilinir yani az çok. Bir de tedavi şeklini uygulayan doktorlar bunu bilirler. Hani hocam genelde son yıllarda bu alternatif tıp dediğimiz şey bayağı bir yaygınlaştığı için mesela vatandaş şimdi okuyor internetten, hiç doktora öyle gitmeden diyor ki şu yağdan işte şu kadar kulağa damlatırsan veya farklı ağrı kesilir diyor mesela. Öyle bir vatandaş herhalde bilemez değil mi? Kulağının bilemez, zarının ne bilemez durumda doğrusu olduğunu. Ha, o gibi durumlarda da genizden aşağıya o ilaç, neyse artık o kekik midir nedir, o ilaç hissedilirse ve boğazdan aşağıya bir damla bile düşecek olsa, hı hı, oruç bozulur. En güzeli o tür durumlarda o zaman yani, oruçluyken kullanmamak. Tabii yani işin tedbiri o. Hı hı. Ama vatandaş duramıyor, geziyor mesela, öyle ağrı ki mecbur onu almaya diyelim. Zaten bu gibi şeyler keyfe mayeşe olmaz. Kulak yıkama işi oruçtan sonra da olur, oruçtan önceki zamanlarda da olur. Aynen. İlla mecbur değil o günlerde yapmaya.
Ama ağrı ilaç meselesi her zaman karşılaşılacak bir şey. Sabahleyin kalktı, duramayan bir ağrı mesela. Hı hı. Kişiyi rahatsız eden bir ağrı. Onun giderilmesi lazım. Onu gidermek için de kulağa damla dökmek lazım, yağ dökmek lazım mesela. Hı hı. Bu gibi zamanlar için eğer bir doktor tedavi ediyorsa kişiyi, o patlak mı var, çatlak mı var, o onu bilir. Yani dökülen ilacın miktarı da önemli. Dökülür ama yani bir damla, iki damla zaten kulak içerisinde erir, kor gider o. Daha oraya ulaşmadan, ulaşmadan zaten biter zaten ya. O. Yani süzülür gider o. Dağılır gider. Dolayısıyla orucu bozmayabilir ama eğer boğaza doğru bir şey geçer de o yutulacak olursa, hı hı, ki yıkamada su mesela benzeri şeyler çok sıkılıyor biliyorsunuz. Fazla olduğu için o belki delik olursa kulak, yani boğaza gidebilir. O orucu bozabilir. Yoksa eyvallah hocam, normal şartlarda oruç bozulmaz. Evet. Eyvallah. Hocam az önce bu anestezi meselesinde görüşürken serum gündeme geldi. Evet. Bununla alakalı mesela serum taktırmak, iğne yaptırmak oruçluyken veya kan vermek, bunların hükmü nasıldır? Hemen buradan doğru, devam bunlar edelim bunlar birbirine inşallah bağlı olan şeyler. İğne yaptırmak mesela, hastaya serum vermek yahut da kan vermek. Hı hı. Kansızlık olmuştur, kan kaybı olmuştur. Kan vereceksiniz mesela. O gibi durumlarda durum nasıl olacak? Burada iğnenin orucu bozup bozmayacağı hadisesi kullanış amacına göre değerlendirilebilir. Hı. Ya iğnenin içeriği... Bir iğne vurursunuz ki doping yaparsınız. Ne açlık hisseder, ne yorgunluk hisseder, hı hı, ne susuzluk hisseder. Bu oruç tutmamaktır. Kuvvet verici. Tabii, içeriği var mesela. Yani içeriği var. Bu, hı-hı, orucu bozar. Çünkü onda gıda manası var. Beslenme, hı-hı, manası var. Oruç tuttuğunu hiç bilmiyor adam şimdi. Vermesin dopingi ona. Tamam mı? Adam ne acıkıyor, ne susuyor, ne yoruluyor. Yani mesela ağızdan almamış ama direkt damardan tabii, almış hocam. Tabii direkt damardan almış dediğin gibi. Adam oruç tutuyor yani, gül oynuyor tutuyor. Bu orucu bozar. Ama bir ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, mesela bunlar morfin vuruyor mesela. Onda bir sıkıntı yok. Mesela diş ağrıyor, morfin vuruyor. Yahut da ağrıyan bir yer var, orayı uyuşturuyor bir şekilde dıştan. Bunlar orucu bozmaz. Ama dediğimiz gibi gıda manası taşıyorsa ya da keyif verici bir şeyse mesela. Mesela bu cönkler var biliyorsunuz. Evet. Devamlı damara şey sıkıyor. Zevk verici, keyif verici bir madde sıkıyor. O da kendisini yerde gökte hissetmiyor ondan sonra. Oruç da tutuyor. Ne oruç tuttuğunu bilir o, ne tutmadığını bilir o. Keyif verici bir şey kullanmıştır. Gıda değildir. Ama öbür taraftan müthiş bir şekilde tiryakilik vasıtasıdır mesela. Damar yoluyla alınan o ilaçlar, o uyuşturucular mesela, soft uyuşturucu dedikleri, morfindir, eroindir, buna benzer şeyler, damardan verilen şeyler varsa bunlar orucu bozar mesela. Serumda da durum öyle. Serum genellikle hasta olan insanı stabil hale getirebilmek için içerisinde çeşitli mikroorganizmaların olduğu bir sıvı. Yani insanları serumla ayakta tutabiliyorsunuz yıllarca, aylarca. Açlık hissetmiyor. Susuzluk hissetmiyor mesela. Yorgunluk hissetmiyor. Hastayı ayakta tutuyorsunuz siz. Aylarca sürebiliyor bu. Yıllarca sürebiliyor. Şimdi böyle bir serum evet ilaçtır ama normal yollardan da alınmıyor ama damardan veriliyor ama buna rağmen gıda manası taşıdığı için açlığı, susuzluğu gideriyor. Ya. O da orucu bozar. Hı hı. Her zamanki söylediğimiz şey zorunlu olarak böyle bir şey yapılmışsa bunlardan bozulan orucun yine kefareti lazım.
gelmez. Günü de gün kaza edilecek olursa yani Allah gerisini affı mağfiret eder inşallah. Kifayet eder. Eyvallah. Bunlarda da durum aynı şekilde. Hemen hocam bu kan vermeyi konuşmuşken bir de kan aldırma meselesi var. Evet. Mesela hacamat yaptırma var. Yani evet. Bununla alakalı oradan devam edebiliriz hocam. Kan aldırma işi ya da kan verme işi, kan verme bir gıda manası taşımaz. Dolayısıyla orucu bozmaz. Kan aldırma da orucu bozmaz. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem oruçlu hem de kan aldırdığına dair rivayetler söz konusu. Bir tedavi şekli olarak. Kan alınması, vücuttan çıkan bir şey olmuş olması sebebiyle hacamat da o manada kan verme manasında bir şey olmuş olması sebebiyle yine o da orucu bozmaz. Kan aldırmak, kan vermek. Gidiyorsunuz, damara takıyorlar, bir şey çekiyorlar. Ondan oruç bozulmaz. Ancak olsa olsa dediğimiz gibi her zaman abdest bozulabilir. Abdesti bozar, oruca herhangi bir zararı olmaz inşallah Teala. Eyvallah evet. Hocam. Bir de hocam böbrek hastaları var mesela, diyaliz yaptırması gerekiyor. İşte günde, iki günde bir veya periyodik artık durumuna göre belirlenen bir tedavi süreci var. Bu tür hastaların yaptırmış olduğu bu diyaliz tutmuş oldukları oruca mani mi? Veya işte orucu bozuyor mu o anki ameliye? Bununla evet. Alakalı da. Tabi diyaliz hastaları zor bir hastalık, böbrek hastalıkları biliyorsunuz. Onlar ya kanın içerisine serum ya da ilaç içerikli sıvılar verilmek suretiyle kan temizleniyor. Yahut da kan çekiliyor, diyaliz makinesine giriyor. Oradan temizlenmiş olarak yeniden hastanın damarına veriliyor. Damarından hastanın vücuduna veriliyor. Şimdi serum ve içerikli olan kısımlar, bunların içerisinde şöyle ya da böyle olduktan sonra gıda manası taşıyan şeyler de olabilir. Olabilir. Bu gıda içerikli sıvılar, besleyici sıvılar olabilir. Dolayısıyla bu orucu bozar demişler. Ama normal şartlarda damardan kan çekiliyorsa tekrar makineye girip makineden temizlendikten sonra geri damara veriliyorsa o orucu bozmaz denilmektedir. Çünkü onda bir gıda manası söz konusu değil, hakiki bir tedavi manası var. Kendi kanı girişin yeri kendisine verilmiş oluyor. Herhangi bir katkı da yok. Herhangi bir katkı da söz konusu değil. Dolayısıyla kanın temizlenme şekliyle olan diyalizlerde oruç bozulmaz. Ama sıvı ya da serum verilen şekliyle olursa oruç bozulur. İşte bozulunca da dediğimiz gibi eğer imkanı olursa böyle bir kardeşimiz sen söyle günüle gün kaza eder. Eğer müzmin bir hastalık şekline gelmişse, tutmakta hakikaten zorlanıyorsa bu gibi kardeşlerimiz, orucu tutmayıp yerine fidye ödeyebilirler. Çünkü böbrek hastaları zor bir hastalık taşımaktadırlar. Evet. Bu hastalık orucu tutmaya engel olabilir. Hakikaten bir hastalık olmuş olması sebebiyle oruçlarını tehir edebilirler, yerine fidye ödeyebilirler. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet verirse ileride düzelecek olurlarsa o takdirde kaza etme durumları söz konusu olabilir. Ama müzmin bir şekilde devam eden bir hastalıksa, o hale gelmişse artık yerine fidye vermeli. Oruç tutmak için kendini denememeli deriz biz bunlara.
Kendini tehlikeye atmamak tabii, için. Kendilerini tehlikeye atmamaları noktasında. Çünkü onların yemeleri, içmeleri kendilerine göre devamlılık arz eden bir problem. Dolayısıyla yani Allah böyle kullarından zor bir ibadet olan orucu istemeyebilir. Onun için de bu kardeşlerimiz tehir etmeleri daha iyi olur. Ama dediğimiz gibi buna rağmen diyaliz yaptıracak olurlarsa özellikle kan temizleme noktasında herhangi bir sıkıntı olmaz oruçlarına. Takat getirebiliyorlarsa, tutabiliyorlarsa tutsunlar inşallah. Evet. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam bugünlük de bize ayrılan kısmın sonuna gelmiş olduk. Vaktimiz el verdiği müddetçe gelen soruları sizlere arz ettik. Siz de güzel bir şekilde cevaplandırmış oldunuz. Allah razı olsun. Rabbim hem sizden bizleri hem izleyen kardeşlerimizi inşallah müstefid eylesin. İnşallah. Camia TV'mizin kıymetli izleyicileri, Ramazan İlmihali programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Allah nasip ederse yarın yine farklı sorunlarla birlikte yayınımızda olacağız. Ve sizlerin evlerinizde misafiriniz olmuş olacağız. Yarına dek ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.